Yaralı. Girişim üzerinde 12 kadar değil. Tamamen orada bir şey var. Hemen bir oyuncunun yanında bir yani iki köşe arası kenar bir işte tarafında. Şimdi onu da şurada dikkatim çekti. Yazılar var ya tarihinden yıkılabilir. Tarihinden yaparsak belki biraz köyümüz 650 Senpil köy. Zamanla burada çadırda yaşantı, zamanla da köyün bir ayağı İstanbul. Osmanlı döneminde sipahi, fırıncı, börekçi, çeşitli görev olan kişiler oradan kazandıkları paralarından bu evleri yaptırıyorlar. Çadır hayatını bırakıp yerleşiyorlar. İlk Türk köylerinden bir tanesi. Buraya gelirken üç kardeş geliyorlar. En büyükleri Hüseyin bu köyü kuruyor. Diğer iki kardeş Davut babasını kuruyor. Hacı babasını kuruyor. En büyükleri Hüseyin de bu köyü kuruyor. Baktığın zaman sanırım şu an 117 tane köyümüzde 117 tane tescilli bina var. Biz 96 senesinde köylü olaraktan vakıf kurduk. 97'de köyümüzü birinci elde sitadan altında aldırdık. O dönemlerden sonra evlerin dört çeperi olarak yapıldı. Bunlar Anıtkabir Kültürel Kurumu'na sunuldu. 117 tane tescilli bina var şu anda köyümüzde. Evler hayvancılığından, tarımdan yapılan evler değil. Çoğunluğu İstanbul'da kazandıkları paralarından yapılan evlerdir. Yani Safranbolu'nun burası da bir minyatürüdür. Safranbolu bizden daha eskidir. Safranbolu'ya da uzaklığımız 10 kilometredir. 250 senelik bir tarihi var. Ve bu görmüş olduğunuz odamız baş odası. Gelen misafirlerin, konukların ağırlandığı bir odası. Tavan süslemeler, tavan göbeği orijinaliyle. Orijinal bir cam küre, lamba değil, 140 cm bir cam küre, gündüzleri ayna, gelen ışınları yansıtır ve odayı komple içine alır. Gecelerde lambalar yakıldığı zaman ışığı bir parça olsun yansıtma işine yarar. Burada kök boyadan yapılmış kalem işleri, boyamadan yapıldığı tarih, eski yazıyla maşallah ve 1294, Hicri-i Rumi yıl ayarlamasına 584 ilave ettiğimiz zaman boyamalar 1878 senesi yapılma. O tarihte yaşadıkları kültürlere de anlatıyorlar burada, boyamaların arasında. Mihrab için alınmış 12 tane açmış karanfil, 12 imamların simgesi Ehl-i Beyt'i gösterir. Ve dedelerimizin resmi, boyamaları yaptıran dedemiz, resim üzerinde de sarık göz, Bektaş sarı. Toprağının sanatçısı Leyla Gencer, babamı köylü, anne Polonez köylü ve modacı Cemil Pekçi, anne bu köylü, baba Selanikli. Bunlar haladayı çocuklardır, kuzenlerdir. Sonra Gülgün Feymen'in anneannesi bu köylüdür yine. Eski hat yazarı, aman ya Hüseyin ya sen ve burada ya Hüfken Ermiş. Bir de sabır ajansı. Bir de ajansı var. Yok biz ajans olarak.